Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sosyetenin bol olduğu Nişantaşı'ndayız. Özlemciğim, burada vitrinlere bakmak yok. Tamam mı? Niye? Çok pahalı yavrum. Olsun. Sana buradan bir tane pırlanta yüzük alacağım. Bakar mısın, merdivenlere bile şey yapmış teşvikiyemiz. Güzel. Oraya gitmedik çünkü oraya gittiğimiz zaman tırmanmamız gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Mudo Star. Bak Özlem. Heh. Yalnız müthiş indirimler var. Yaz indirimi %50, %60. Yani bir de ekonomi hani canlansın diye. Bak çanta diyordun ama gel çanta aldık sana değil mi? Teşekkür ederim. Hay Allah'ım. Beni düşündüğün. Pırlantacıların önünden hızlı mı? Hızlı geçmemiz gerekiyor. 10 karat istiyorum, 10 karat. 10 karat. Oh. Sana bak buradan bir taç alabilirim istiyorsan. O da pırıltılı değil mi? Verda. Ya bu sene bu sarı renk moda neon, mı Özlem? Neon renk. Neon renk mi o? Sarı neon, pembe neon, yeşil neon, böyle cart mesela. Neonlar bu sene moda. Yani bütün insanlar şey hani gördün mü seni, ben yani ben buradayım diyeceksin, aynen. Patlatacaksın ortalığı. Ne alaka? Kuş ya. Ne alaka ama? Her sene bir renk moda oluyor, bu sene de neon renkler moda. Evet. Bu arada burada dikkatimi çekti. Şurada yine gördüm. Çin aslanı çok burada Özlem. Evet. Ya vallahi buranın halkı Çin aslanına seviyor. Aşık olmuş herhalde. Vay, Hotiç'in mağazası. Bu ünlü modacı Cengiz Aktürk mü? Yok, evet. Cengiz Abacı'ydı. Hayır, Aktürk de var. Bak bu da ünlü Cengiz bir modacının Aktürk yeri. Evet, Aktürk. Ama Cengiz Abacı var. Cengiz Abacı'nın da yol öteki tarafta yeri. Bu arada her yargıcının da vardı. İnsanlar ha. Maske artı siperlik takıyor, görüyor musun? Bu arada arkadaşlar, o tür siperlikler görmüş olduğunuz hani böyle gözünüzün önüne inen siperlikler 10 TL karşılığında eczanelerde satılıyor. Aklınızda olsun, öyle pahalı bir şey değil onlar. Bir tane de biz aldık. Yani iki tane. Ama şu anda takmıyoruz. Hava çok sıcak. O siperliklerin faydası da insanlar. Bak mezardan mezar heykeller yapmışlar. Nerede? Ok atıyor. Aa. Kola evet. İçiyor. Kola mı içiyor? Ne içiyor? O şey bence içiyor. Dürbünle bakıyor. Evet, aa, dürbünle bakıyor. Onlar. Orası kafe herhalde. Bak 1 2 3 3 tanesi dürbünle bakıyor. Bir tanesi ok. Nereyi gözetliyor onlar öyle? Onlardan yapmışlar. Evet. Allah bu motor. Ya kardeşim, yani motor tamam ben de seviyorum da bu egzoz ne ya? Tüm mahalleyi ayağa kaldırıyor ya. Ve trafik polisleri bunlara ceza yazmak yerine bağlasalar daha iyi. Yemin ediyorum bağlayacaklar direkt motoru. Ve hoşlanıyorlar işte. Ya hoşlanıyorlar da insanların Gerçekten. Şeyi ne olacak? Gürültü kirliliği var ya. Hayret bir şey. Direkt bağlayacaklar. Sephol Collection. Özlem, ne zaman açılır diyorsun bu şeyler, mağazalar artık? Bayramdan sonra. Bayramdan sonra, Allah öksürdü adam, gel AVM'ler şöyle. AVM'ler açıldı. AVM'ler açıldı da işler ne zaman açılacak? Valla işler bayramdan sonra. Eğer koronanın ikinci dalgası yani. Evet. Burası sanat galerisi mi böyle? Lan aa, parfümcü burası. Özlem, adam demin adam tek tek o cevizleri diziyordu, biliyor musun? Şu cevizleri tek tek diziyorlardı arkadaşlar. Yani öyle kilo ile atmayan adam tek tek. Aa Özlem, benim ilgi alanım. İlgi alanım? Ayakkabı. Evet, yani sana ayakkabı. Şöyle yazlığa giderken şu arkası açıklardan bir tane alalım. Ama buradan değil tabii. Buradan kesinlikle ve kesinlikle almam. Hiç yani göz kırpma, elimi sıkma. Niye? Pazardan alırım ancak alırsam. Ben de pazardakini giymem. Kendin giyersin. Hayır. Etilere götüreceğim. Sosyete pazarından alacağım. Kızım dur bir dakika. Kırmızı yanıyor. Asla. Şey, Etiler sosyete pazarı diyorum. Hayır, asla. Neden? Ben asla diyorum. İyi de neden yani? Sosyete pazarı kızım orası. Ben neden pazar? Bütün ünlüler gidip oradan alıyor. Ben pabucumu gidip oradan almam. Allah Allah. Bu arada Martı... Martı çok güzel bir şeydi. Ayaklarım sığmıyor Martı'ya. Bak şimdi orada çemberli taş vardı.
Bu ne taşı? Burada çok bu taşlardan var Özlem. Hep dikmişler. Anlamı var ama Arapça yazıyor. Var da insan bir Türkçe yazar oraya bir anlarız, anlaşılırız ya. Baksana pırlanta. Hakikaten burada 10 dükkandan 6'sı pırlantacı ha. Evet. Burada pazar iyi, burada herkes alabiliyor. Valla bir de döviz bürosu çok var. Evet. Dolarlar, eurolar burada. Neredeyiz biz? Söyle bakalım. Şu anda Göksu pasajındayız. Hayır, semt olarak. Nişanteşe. Nişanteşe'nden şu anda aşağı doğru iniyoruz. Bu arada bak camiyi tadilat yapıyorlar, görüyor musun bak. Çok eski bir cami burası da. Bak Osmanlı arması falan var, gördün evet, mü? Evet, aynen. Yani, Teşvikiye Camii burası Özlemciğim. Burada ünlüler kaldırılıyor. Bak, burada da bak fiyatlar uygun. 129, 99. Hakikaten de çok uygun ama. Burası neresi? Beşin 1. Güzelmiş fiyatlar. Oh, Adidas. Teşvikiye Camii'nde bütün ünlülerin cenaze namazları kılınıyor. Tabii burada kılınıyor, şeyde kılınıyor, o Şişli'deki. Orada da kılınıyor. Yer altında ha. Dükkanlar. Ne yapsınlar? İnsanlar nasıl görecek bunların vitrinini? Ne kadardır kiralar acaba? Burada mı? Evet. Geçmiş olsun. Kaç bin dolar? Baksana Gedik Üniversitesi yazmışlar. Özlem sanki bir restoran edasında değil mi? Aynen. Ben yemin ediyorum bak demin baktım ya öyle üzerlerinde bak tenteler var görüyor musun sol tarafta? Otel falan zannettim. Ondan sonra o koca yazıyı görünce Allah Allah dedim. Özel. Yanlış mı okuyorum yine? Özel üniversite ya. İyi de nasıl bir üniversite şekli o otel gibi ya. Çok güzel valla. Burada o organik ürünler satan yer. Ortam benlik. Şarküteriye. Ben sana diyorum Nişantaşı'da organik ürün satan bir yer açalım. Yani tabii. Burada tamam. Kira vereceğimizi nasıl vereceğiz kirayı? Organik ürünler karşılayacak. Karşılayacak mı dersin? Tabii. Yok be abi. Kiranı karşılayacak sana da kalır. Kalır mı bize bir şey zannedersen? Yahu buranın... Ama oraya şey de lazım Özlem. Servis elemanı falan, motor, kurye. Evet tamam ama onun hepsini karşılayacak işte o. Allah Allah. Sattığın. Kar marjının çok yüksek olması gerekiyor o zaman. Tabii canım sen. Ya bir organik tavuğu 100 lira, 150 liraya falan satıyorlar. Ha, köyden getiririz tavukları diyorsun. Ay tabii canım. Bak %40 indirim var, %50 indirim var burada da. Ama benim istediğim evet, bunlar biraz sönük. Yok. Bunlar sönük biraz. Bunlar evet. Hep abiye. Evet. Oh 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 oh, ilaçlar, şeyler. Eczanede oyuncak bile satılıyor. Şey Pringles her şey var valla. Yok. Bu arada tabii koronavirüs nedeniyle arkadaşlar. Ha bu arada size söyleyeyim, Avrupa üzerinden gelen Afrika kum fırtınasını resmen yaşadık arkadaşlar. Bir yarım saat önce resmen böyle üzerimize kum yağdı desek yalan olmaz değil mi Özlem? Aynen. Ne biçim bir şeydi o ya? Bu arada 2-3 gün bile sürecek. 2-3 gün sürecek ama Boğaz'ı gördün değil mi ne haldeydi? Avrupa üzerinden geliyor bize. Evet. Ya şimdi Afrika'dan Avrupa'ya geçmiş yani böyle bir U mu çizmiş o? Ya rüzgarın yönüne göre öyle herhalde. Allah Allah. Yani bütün Avrupa'yı, Afrika'yı dolaşmış en sonunda bize gelmiş ama çok kötüydü ya gerçekten. Gökyüzünü göremedik, binaları göremedik. Bu arada bu yapı da çok güzelmiş baksana. Valla. Bu arada sol tarafta arkadaşlar Maçka yılların lisesi. Tarihiyle, gerçi şimdi gözüküyor mu bilmiyorum ama Almanlar büyük bir ihtimalle Almanların yapmış olduğu bir binaya benziyor bu. Çünkü Alman şeyini taşıyor böyle. Yani büyüklüğünü değil mi Özlem böyle? Alman yapıları belli oluyor zaten Almanların yaptığı yapılar. Yanlış söylemeyeyim ama yani büyük bir ihtimalle Almanlar yapmış bunu. Ben en azından yapı tarzıyla onu anlıyorum. Gerçi Fransızlar da olabilir ama Fransızlar bu kadar gösterişli bina yapmıyorlar Özlem. Bu Almanlar... Hayır canım. Yapıyorlar ama onlar balkonlu yapıyorlar. Bunlar düz. Yani bunun tarihi eser olarak ayrılması gerek ya. Değil mi Özlem yani ya, burada? Kim bilir? Dur bakalım. Şeye gittiğim zaman, eve gittiğim zaman bunun bir tarihçesine bir bakayım. Ben yapı tarzından Alman diyorum. Ben de Fransız diyorum.
Gerçi Fransızlar da Osmanlı zamanlarında değil mi? İtalyan bizim mi? Eğitim... Hayır, İtalyan olmaz. Eğitim sistemimize çok karışmışlardı bunlar. Biliyorsun Galatasaray Lisesi, işte Cacurt Biton Lise. Ama yani şu şeylerde çok büyük eksiklik görüyorum Özlem. Böyle tarihi yapılarda bir tane bir plaka koyacaklar şuraya değil mi? Kim yaptı, kaç yılında yaptı? E kardeşim bir bilelim ya. Hiçbir yerde yok. Bir de tarihi bina üzerine o sapsarı tabela olmuş mu ya? İşte. Allah'ım hesabin kabili ya. Yani şuraya koy, tamam buraya koymuşsun da. Kahverengi olsun oraya. Ya Özlem, buraya çivi bile çakılmaması gerek. O eşek evet. kadar tabelayı yapıştırmışlar. Yazık ya. Vallahi yazık. Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Ama o orası olmamış. Bazı şeyleri hala beceremiyoruz. Bazı şeyleri hala beceremiyoruz. Buna eminim yani. Bu tür aksaklıkları da söylemekte fayda var. Bence bu dış kaplama da güzel olmamışmış. Yani. Ne bu mantolama ne? Yaptıracak paraları mı yaptınları? Mondilinle kaplamışlar. Mondilinle kaplamışlar. Mondilinle evet. Tabii bak. Şimdi araç yerine geldik. Ha bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Korona nedeniyle İstanbul'un hiçbir İspark'ında para alınmıyor. Şimdi yine İspark'a ait, bir dakika Özlem, İspark'a ait bir araç parkı. Bakın burası hep böyle sarı çizgilerle. Hiçbir İspark görevlisi yok. Onun için bayağı bir kârdayız. Neyse, başka videoda görüşmek üzere kardeşler.